Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda rehber serisinin son videosu olacak. Bundan sonra haftada 3 videoya düşüreceğim. Pazartesi, çarşamba ve cuma günleri saat 4'te video paylaşılacak. Rehber videolarının sonuna gelme sebebim daha fazla anlatacak bir şey bulmadığımdan dolayı. Yani temel şeyleri bahsettim. Bu videoda da sezon 8'de gelen güncellemelerle beraber en güçlü birimleri göstereceğim. Yani bu rehber videosundaki başlangıç aşamalarını geçtikten sonra ne açayım, ne yapayım diye düşündüğünüzde bu birimleri tavsiye edeceğim. Bunun haricinde bir değer bir Conquer Blade serisi oluşturdum YouTube'da. Oradan gelen güncellemeleri, sınıfların rehberleri, aynı şekilde birimlerin gazilik, rehber ve doktrin gibi ve benzeri bilgileri oradan paylaşmaya devam edeceğim. Evet, çok da fazla zaman kaybetmeden kısaca başlayalım. Öncelikle F5'te bulunan sezon iddialarından önereceklerim mevcut. İkinci sezondan başlayayım. Burada Namkan okçuları en güçlü fiyat performans okçuları. Yani en güçlü birimler kanama etkisiyle beraber oldukça güçlü oluyorlar. Ardından Tesseract'ler gelmekte. Bu ikisini metada diyebiliriz güçlü birimler olarak. Hemen geçelim 3. sezona. 3. sezonun neredeyse tamamı metada. Ama buradan fiyat performans çekecek olursak Kondottere muhafızları ve Forte Presto kargıları ilk hedefimiz olur. Bu ikisini açtıktan sonra pavizleri tavsiye edebilirim. Falconlar da çok güçlü bir birim ancak bir nevi kumar gibi. Map'te Falconların sıktığı bir nokta görülürse insanlar artık hani ölümüne de olsa o Falconlara dalmaya gidiyor. Kolay kaybedilebilir. 10 kişiden oluşan bir birim. Yani o yüzden o kumar size kalmış. Buradan 3. sezondan özetle Kondot ve Forte'leri tavsiye ederim. Meta'da oldukça güçlü. 4. sezonda Yeniçerileri tavsiye ederim sadece. Fiyat performans olmasına dikkat etmek lazım. Yani ona dikkat etmeyeceksek yani bronz sıkıntımız yok diyorsanız zaten hepsini oynayın. Ama ona dikkat ediyorsanız Yeniçeriler en iyi sniper birim olarak geçmekte. Hemen 5. sezona gelelim. 5. sezonda Simaki Yiğit ve Paladinleri öneririm ben. Bunların arasında bir tercih yapmanız gerekirse bunlar birisi hemen şuradan göstereyim birim ağacında neredeydi o? Birisi çavuşların gelişmiş hali, terfi edilmiş hali, bir de silahşörlerin terfi edilmiş hali. Hangisinin yanlarına gitmek istiyorsanız bir tanesini belirleyin ve onun simakisini açın abi. Öncelikle o olsun. Benim tavsiyem o yönde. Hani eğer bir seçim yapmanız gerekiyorsa, gerekmiyorsa zaten ikisini de açın. İkisi de oldukça güçlü ve fiyat performans birimleri. 6. sezona gelirsek Lanskeşler kesinlikle önereceğim bir birim. Charger'ına adam öldürürsünüz yani garanti. Şimdiye kadar Lanskeş Charger'ını yiyip de ayakta duran birisini görmedim ben. Yani varsa yorumlarda belirtin. Hani onu da ben öğrenmiş olayım. Ondan sonra 7. sezon gelmekte. 7. sezonda Berserker'ları öneririm ben. Oldukça güçlü bir birim. Fenrir'i de güçlü diyorlar. Arkadaşlarım da sıkça oynuyor zaten. Bunu da tavsiye edebilirim. Ve Fenrir ve Berserker kullanmanıza değer. Şu an zaten 8. sezondayız. Genellikle yeni gelen sezonların birimleri önerilmez. Çünkü çok fazla bug olur. Sopalı keşişleri ben pek beğenmedim. Ancak bu da artık yavaştan açılmaya başlayacak. Bugün içinde muhtemelen. Bunları da göreceğiz. Madao Tabur'u gördüğümüz kadarıyla atlı charge'ını kesen bir birim. Yani taktiğinize göre değişir. Attığın çok oylandığı yerde Madao Tabur'u avantajlı olabilir. Ancak henüz tecrübe etmedik. 20 gün sonra gelecek. Geldiğinde zaten duruma bağlı olarak bir inceleme videosu gelebilir. Evet. Birim iddialarına önereceklerim bu kadar. U'ya basıp birim ağacını önereceklerim de öncelikle soldaki çiftçilerden başlayayım. Bunların arasında eğer ki gümüş biriktirirseniz veya altını almak isterseniz martelörler var. Bunları kesinlikle öneririm. Neden kesinlikle öneririm? Bu hemen hemen her birim ağacında şeyde var, türde var. Menzillere geldiğimiz zaman bunlar karşımıza ne olarak çıkmakta hemen bulalım.
Burada kara ejderha avcısı olarak karşımıza çıkmakta. Burada yok, burada yok ve burada da bulunmuyor. Yani yakın piyade ve menzilli piyadelerde karşımıza çıkmakta. Bir dedik martırlarlar. Burada kara ejderha kargılısı var mesela. Bu da aynı şekilde. Bunların arasında dediğim gibi tavsiye edeceğim martırlar olur. Neden diye sorarsanız kuşatma kulesi itmede, işte Koçbaşı itmede vesaire de ittirdiği yapıya ekstradan defans sağlar. Onun üzerinde, onun dışında burada okuyorsunuz zaten timsel kısmında. Kahraman ve birimleri %10 XP sağlıyor. %10 bronz ve %10 şeref sağlıyor. Yani bunu kesinlikle tavsiye ederim. Bunun haricinde ondan biraz daha sağa doğru gelecek olursak kargılı milisleri kesinlikle tavsiye ederim. Eyalet kargılarından güçlü bir birim. Doktrinlerini ve seviyesini gazinin verdikten sonra rahatlıkla oynayabilirsiniz. Yani damage'i yeşil birime göre fazla. Kargılı emperyal muhafızları tavsiye ederim. Bu da metada oldukça güçlüler. Onun haricinde saray muhafızları son gelen güncelleme ile beraber çok fazla güçlü oldular. Bunu eğer ki nerflemezlerse, bu halde kalacaksa kesinlikle saray muhafızlarını tavsiye edebilirim burada gitmeniz açısından. Onun dışında ciritçilerden illa bir ciritçi açmak isterseniz de ikisi de hemen hemen aynı. Yani ikisinden birisini tercih etmeniz sorun yaratmaz. Onu ben oynamadığım için bir bilgim yok. Yanlış bir şey söylemek istemem. Burada bahsedeceklerim bu kadar. Menzilli piyadelere gelirsek de burada tavsiye edeceklerim. Paviz zaten birim ağacından açmak isterseniz açarsınız. Krizgatlar var. Bunların da damage'i oldukça fazladır. Meta da denilebilir. Krizgatları tavsiye ederim. Fiyat performans açısından. Burada zaten bir fiyat performans bir ürün yok. Ama illa attı açacağım derseniz miğferlileri tavsiye ederim. Bunlar güçlü. Burada şövalye birimlerine bakacak olursak mızraklı çavuş, silahşör bu ikisi tavsiye edilebilir. Zaten bunların da gelişmiş, terfi edilmiş halisi makilerdir. Yani bunlardan ikisini de fiyat performans olarak tercih edebilirsiniz. Oldukça güçlü birimlerdir. Son olarak rattanlardan da rattan oval kalkanlarını ben oldukça beğendim. Hem çok hızlı hareket edebiliyorlar hem de yanlarına verdiğiniz zaman o kadar kolay ölmüyorlar. Bunu tavsiye edebilirim fiyat performans ürünü olarak. Evet, bu video bu kadar oldu arkadaşlar. Dediğim gibi rehber serisini bu video ile beraber sonlandırıyorum. Diğer serimizden devam edeceğiz. Oradan takip etmeyi unutmayın. Güncelleştirme notları olsun, birim incelemeleri olsun, sınıf rehberleri olsun, oralardan paylaşılmaya devam edecektir. Oyuna çok fazla büyük bir güncelleme gelmediği takdirde rehber videosunu bu video ile son bulacak. Yani çok fazla değişik bir şey gelirse bunları değiştirecek bir güncelleme. O zaman o gelen güncellemeye bağlı olarak buraya bir video daha eklenir. Evet, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.